İyi günler sayın seyirciler. Kanal T'de haber zamanındasınız. Ben Eftal Keser. Bundan böyle hafta içi her gün saat 13'te yani saatlerinizi 13'ü gösterdiğinde haber zamanının geldiğini hatırlayın lütfen ve bizi izlemeye bakın. Söylediğim gibi bundan böyle hafta içi pazartesinden cuma gününe kadar 5 gün boyunca 13, 14, 10, 14-15 civarlarında sizlerle birlikte olacağız. Programımızın içerisinde neler olacak? Programımızda elbette ki güne damgasını vuran haberler vazgeçilmezimizdir. Güncel konuları gündeme getireceğiz. Enine boyuna irdelemeye çalışacağız sizlerle birlikte. Bazı konularla ilgili telefon bağlantılarımız olacak ve tabii ki stüdyo konuğumuz da olacak. Stüdyo konuğumuz olacak demişken hemen bugünkü stüdyo konuğumuzu ben size bir hatırlatayım. Başbakanlıkta kurulan COVID-19 ile ilgili kurulan koordinasyon konseyi var. Koordinasyon konseyinin başkanı Sayın Siber bizimle bugün birlikte olacak. Saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde Sayın Siber bizlere katılacak ve son gelişmeleri kendisiyle birlikte tartışacağız, ele alacağız. Neler yapılması gerekir, neler yapıldı bugüne kadar ve bundan sonraki strateji nedir? Siber Hanım'la bunları konuşacağız. Tabii ki programımızın içerisinde ne olacak? Konumuz koronavirüs olduğuna göre elbette ki koronavirüs denildiği zaman ilk akla gelen ülkelerden bir tanesi de İngiltere'de. İngiltere ile ilgili bir bağlantımız olacak. Orada yaşayan bir Kıbrıslı Türk kardeşimiz var. Çok ilginç, enteresan bir deneyimi oldu onun. Kendisiyle bir bağlantı kuracağız. İsmi Ceyda İsmail. Ceyda İsmail ile yapacağımız bağlantıyla orada yaşadığı süreci sizlere aktarmaya çalışacağız. Bunun dışında bir deneyimiz var. Elbette ki Kanal T'nin çek gönder diye bir ihbar hattı vardır. Bu ihbar hattını ben hemen bir hatırlatayım sizlere. 0533 832 29 29 WhatsApp hattı bu. Bundan böyle daha önce de vardı tabii bu ama biz bunu şimdi bu dönemde daha da bir izlenebilir, daha bir tercih edilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Nedir? Günlük olaylarda hoşunuza giden, beğendiğiniz, beğenmediğiniz, şikayetleriniz varsa, görüşleriniz varsa, önerileriniz varsa video şeklinde veyahut da yazarak bunları bize iletebilirsiniz. Siz bunları bize ilettik sonra biz de yayınlayacağız. Programımızın içerisinde ilk bunu söylediğimiz zaman bazı arkadaşlarımız bize bazı videolar attılar, kısacık videolar attılar. Enteresandır, ilginçti. Bugünlük biz onları sizlerle paylaşacağız. Çünkü biraz da tebessüm etmeye ihtiyacımız var. Bu kısa açıklamanın ardından hemen daha fazla vakit kaybetmeden güne damgasını vuran haberlerden bir söz etmek istiyorum. Programın başında da söylemiştim. Demiştim ki dünyanın gündemi koronavirüs. Doğal olarak bizim de gündemimiz koronavirüs, COVID-19. Biliyorsunuz normalleşme başladı. Bu normalleşme devam ederken bazı sakıncalar, bazı tedirginlikler de beraberinde geldi ve bunların tartışması yapılıyor. Yapılacaktır da, yapılmasında çok doğal. Tartışıldık sonra doğrular bulunur. Bundan dolayı tartışmaktan kaçınmamak lazım. Yeter ki kırıcı, hakaret edici olmayalım. Şimdi hemen ben bugünkü ilk haberimize geçmek istiyorum. Yine dediğim gibi koronavirüsle ilgili bir hatırlayacaksınız bu açılımlar başladığı zaman, normalleşme süreci başladığı zaman dün bir haber yayılmıştı. Bazı otellerin, restoranları paket servis yapacak diye bir sosyal medyada da çok tartışılan bir konu olmuştu. Doğal olarak da restorancılar hemen buna tepki gösterdiler. Biz dediler bu kadar zamandır kapalıyız. Biz açmıyorsak bazı oteller niye restoranlarını açıyor? İşte bu konuyla ilgili Başbakan Ersin Tatar'ın bir açıklaması oldu. Tatar dedi ki hayır öyle bir şey söz konusu bile olamaz. Haberi izleyelim. Başbakan Ersin Tatar, otellerin paket servis yapacağı iddialarını kişisel sosyal medya hesabından yanıtlayarak otellerin paket servis yapmasının söz konusu dahi olmadığının altını çizdi. Sağlık Bakanlığı'nın çok kısa bir sürede 4000'e yakın restoran, büfe ve benzeri iş yerlerinde çalışanlara gerekli testleri yaptığını belirten Tatar, böylece al-git servisleri hizmete başlayabilecek, paket servisine de geçilmiş olacaktır ifadelerini kullandı. Başbakan Tatar paylaşımının devamında şunları kaydetti.
Belediyelerimizle gerçekleştirdiğimiz temaslarda yapılan testlerin bilgileri alınmış ve gerekli izinler verilmiştir. Otellerin ise paket servisi yapmaları söz konusu değildir. Bu sayede açılma sürecinde yeni bir aşamaya daha geçilmiş olacaktır. Covid-19'la mücadelemiz halkımızın katkısıyla başarıyla sürüyor. İnşallah hızla hep birlikte normal şartlara geçeceğiz. Evet, konuyla ilgili bir haberimiz daha vardır. Tabii doğal olarak restorancıların tepkileri vardı. Biz de bugün istedik ki bu konuyu biraz daha fazla açalım. Bu konunun üzerinde biraz daha fazla duralım ki insanlar neyin ne olduğunu daha iyi anlayabilsinler. Konuyla ilgili Turizm Bakanı Sayın Ünal Üstel'in de bir açıklaması oldu. Üstel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konunun çözümlendiğini ve böyle bir şeyin olmayacağını, çünkü otecilerle oturup konuştuklarını söyledi. Bakalım Sayın Ünal Üstel ne demiş? Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Paşa Otel'in paket servis hizmeti vermeye başlayacağı yönündeki açıklaması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaparak otel yetkilileriyle görüşüldüğü, karardan vazgeçildiğini duyurdu. Bakan Üstel açıklamasında ayrıca konuyla ilgili yasal boşluk olduğunu, bununla ilgili olarak da yasa çalışmalarının bakanlık olarak başlatıldığını da ekledi. Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'in açıklaması şu şekilde: 4 Mayıs tarihinden itibaren kısmi olarak başlatmış olduğumuz açılımı 11 Mayıs itibariyle restoranlarımızın paket servis hizmetlerine, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterler çerçevesinde hizmete girmesiyle daha da genişlemiş olacaktır. Turizm sektörü içerisinde önemli bir yer tutan kafelerimiz ve restoranlarımızın uzun bir aradan sonra yine kısmi de olsa hizmet verecek noktaya gelmesi bizleri sevindirmiştir. Pandemi dolayısıyla öngörü ortaya koymanın mümkün olmadığı bu süreçte umudumuz ve çalışmalarımız en kısa süre içerisinde turizm tesislerimizin de devreye girmesidir. Otellerimizde hizmet veren restoranların paket servis hizmeti vermesi yönündeki tartışmaların yasal boşluktan kaynaklandığını belirtmek isterim. Bakanlık olarak otellerin restoranlarının paket servis hizmeti vermesine doğru bir uygulama olmadığı yönündeki tutumumuz yanında, böylesi bir yasal boşluğun da var olduğunu, bunun giderilmesi için de derhal bakanlık olarak çalışmalar başlatıldığını kamuoyuyla paylaşırız. Söz konusu otel yetkilileriyle yapmış olduğumuz istişare sonucunda da yasal boşluk olmasına karşın otel yetkililerinin iyi niyetli yaklaşımı neticesinde almış oldukları paket servis hizmeti kararından vazgeçmişlerdir. Evet, biliyorsunuz her gün koronavirüsle ilgili testler yapılıyor. Bütün dünyada bu böyle. Bizim ülkemizde de aynı şey söz konusu. Son zamanlarda özellikle test sayısı gittikçe artıyor. Bu da iyi bir şey. Verilere baktığımız zaman bugün galiba 24. gün oluyor. Son 23 gün içerisinde pozitif vakaya hiç rastlanmadı. Bu da sevindirici bir şey. Bugünkü şu anda elimizde yeni veri olmadığından dolayı dünkü son Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamayı sizlere bir hatırlatmak istiyoruz. Dünkü açıklamaya göre 1000'e yakın test yapıldı. Yine pozitif vaka yok. Dediğim gibi bu olayın sevindirici yanı. Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 980 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. Bakan Pilli, daha önce ileri tetkik yapılacağı açıklanan kişilere PCR testlerinin yapıldığını, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı. Bakan Pilli, Covid-19 testlerinin ülke genelinde yapılan gıda sektörü çalışanlarına Gazi Mausa Devlet Hastanesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçiçek Hastanesi ateş ve öksürük polikliniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi. Bakan Pilli, bugün faaliyet göstermeye başlayacak, müracaat eden yerinde teslim ve paket servisi yapacak tüm işletmelerin çalışanlarının Covid-19 testlerinin yapıldığını kaydetti. Pilli, bu süreçte hijyen kuralları, sosyal mesafe ve maske kullanımının önem arz ettiğini bir kez daha vurgulayarak tüm işletmelere kolaylıklar diledi. Sayın seyirciler, biliyorsunuz Türk insanı yardım etmeye çok meraklıdır ve çok da isteklidir.
Hele ki insanları gördükleri zaman yardıma muhtaçtırlar, yardıma ihtiyaçları vardır. Hiç kimse yardım etmekten geri kalmıyor. Karınca kararınca herkes birilerine, bir yerlere, bir şeylere yardımda bulunuyor. Hatırlayacaksınız, koronavirüsle ilgili iş yerleri kapandı. İş yerleri kapandığı için birçok insan işsiz kaldı, maaş alamadı, kiralarını ödeyemeyecek duruma düştü, geçinme zorluğu içerisine girmişti. Dolayısıyla ne oldu? Devlet, hükümet, belediyeler, sivil toplum örgütleri ellerinden geldiğince bu ihtiyaçta olan insanlara yardım etmeye başladı. Bununla alakalı şimdi bir haberimiz vardır. Nedir haberimiz? Belefais İnervil Kulübü 20.800 adet yıkanabilir maske yaptırdı, hazırlattı bunu ve bağışladı. Şimdi haberimizi izleyelim. Belefais İnervil Kulübü yurt genelinde halka dağıtılmak üzere 20.800 yıkanabilir maske bağışında bulundu. Bağışlardan Girne bölgesine verecek yardımlar Girne Kaymakamı Sinan Güneş'e teslim edildi. Yıkanabilen ve muhtarlıklar aracılığıyla dağıtılacak maskelerin teslim törenine konuşan Belefais İnervil Kulüp Başkanı Sibel Tatar, amaçlarının maske alamayacak ihtiyaçlı ailelerin bütçesine katkı koymak olduğunu belirtti. Belefais Beyler ve İnervil Derneği olarak bu Covid-19 sürecinde ne yapabiliriz diye yönetim kurulumuzda tartıştık, düşündük ve bunun en önemli koruma aracı olan maske konusunda bu desteği toplumumuza yapmaya karar verdik. Ve bu doğrultuda da 20.800 adet maskeyi sipariş verdik, yaptırdık. Çünkü bunlar yıkanabilen maskelerdir. Bu benim şu an kullandığım maske örneğinde iki kat telli, koruma özelliği yüksek ve aynı zamanda halk sağlığı uzmanı Profesör Elçin Hanım'ın da denetiminden geçmiş kumaş olarak ve şekil olarak, şema olarak geçmiş bir maskeyi kaymakamlıklarımız aracılığı ile muhtarlarımıza dağıtmaya karar verdik. Niye muhtarlarımız? Dedik ki yani biz bu maskeyi esasında ihtiyaçlı olan kesimlere, yani maskenin kendi bütçesinde bir denge bozukluğu yaratabilecek. Çünkü her gün bir maske almak da hiç de kolay değil. Yani 4 kişilik bir ailede en az günde demektir ki 24 TL, hatta ne bileyim ben o 15 TL, 24 TL arası bir harcama demektir. Hiç kolay değil. Dolayısıyla muhtarlarımızda da bu vesileyle ricamız şudur ki gerçekten kendi bölgelerindeki yardım, yani destek isteyen ve bunun bir katkı olabileceği evlere bunları dağıtmaları, vermeleridir. Biz bu çalışma babında bu miktar adeti muhtarlarımızın isimlerini yazdık paketlerimize. İsimlerini, köylerini, telefon numaralarını yazdık. Adetlerini içerisine koyduk, miktarı sardık, paketledik ve kaymakamımıza bugün getirdik, teslim ettik buraya. Bugünden sonra muhtarlarımız kendi bölgelerindeki kaymakamlıklara gelip isimleri üzerinde yazılı paketleri alıp dediğim gibi gerekli kendileri kendilerinin yerlere dağıtacaklar. Bizim de böyle bir katkımız olsun istedik. Böyle maske gibi gözüküyor. Hani çok böyle bir şey değil, hatta çok büyük değil ama bizim için gerçekten büyük bir miktar, 20.800 adet. Zira biz 60 bin kusurat gibi bir miktar harcadık buna. Söylemesi ayıp derler fiyatı olarak. Ki bu miktarda kendi üyemiz olduğu için bir firma oldukça indirimli ve ikramlı ve bir miktarı da şey olmasına rağmen harcandı. Girne Kaymakamı Sinan Güneş'te yaptığı açıklamada yardımları muhtarlara teslim edeceklerini belirtti. Yapılan katkıdan dolayı teşekkür etti. Biz bu yaptığınız katkıyı bugün buradan teslim alıyoruz. Muhtarlarımıza işte kendi bölgelerinde sizin de bahsettiğiniz gibi dağıtılması üzerine kendilerine teslim edeceğiz. 6 ilçenin kaymakamlıklarına dağıtılan maskeler muhtarlıklara ulaştırılmak üzere hazırlandı. İlçe kaymakamlıklarına girecek olan muhtarlar isimlerini söyleyerek bu maskeleri alabilecekler. Evet.
Evet sayın seyirciler, biliyorsunuz koronavirüsle ilgili dünyada bir normalleşme süreci başladı. Ülkeler kendilerince yaptıkları analizlere göre bilim kurullarının, konseylerinin verdikleri raporlar doğrultusunda normalleşme yönünde adımlar atıyorlar. Bu konuda en çok konuşulan ülkelerden bir tanesi İngiltere'ydi, hatırlayacaksınız. İngiltere'de önce insanları serbest bıraktılar. Serbest bıraktıklarından dolayı da bulaş çok hızlı oldu, beklenenin çok üzerinde oldu. Hemen geri adım attılar ama bir sürü insan koronavirüsle tanışmış oldu. Bunlardan bir tanesi de tabii ki Başbakan Boris Johnson'dı. İtalya, İspanya, Almanya bütün ülkeler yavaş yavaş normale dönüyorlar. Biliyorsunuz ülkelerin can damarıdır. Özellikle Avrupa ülkelerinde bu koronavirüsten kırıp döküldü Avrupa ülkeleri. Ama turizm her ülkenin en büyük gelir kaynağı, özellikle Avrupa'da da. Dolayısıyla şimdi turizme nasıl açılırızın hesapları yapılıyor şeyde, Avrupa ülkelerinde. Bunlardan bir tanesi de İngiltere. Ama sütten ağzı yanıp da yoğurdu üfleyerek yiyenler var ya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson aynen öyle. Ve diyor ki şimdilik biz karantinayı bitirme düşüncesinde değiliz. Haberi izleyelim. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ulusa seslenerek karantinayı bitirme zamanı değil dedi. 27 Mart'tan bu yana ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesine yönelik açıklamalarda bulunurken karantinayı bitirme zamanı değil ifadelerini kullandı. Başbakan konuşmasına bu ülke halkının özgürlükleri üzerindeki kısıtlamaların başlamasından bu yana neredeyse 2 ay geçti açıklamasıyla başlarken koronavirüs için daha önce barış ya da savaşta hiç görmediğimiz bir tür ifadesini kullandı. Johnson karantina tedbirlerine uyduğu için İngiliz halkına ve binlerce hayat kurtardığı için Ulusal Sağlık Servisine teşekkür etti. İngiliz Başbakan, ülkede can kayıplarının azalmaya devam ettiğine dikkat çekerek, bu hastalığın yayılmasını durdurma çabanız ve fedakarlığınız sayesinde ölüm oranı düşüyor ve hastaneye olan talepler azalıyor. Sayenizde Ulusal Sağlık Servisini koruduk ve binlerce hayat kurtardık ifadelerini kullandı. Başbakan, ikinci bir artışa izin vermek delilik. Dikkatli olmalıyız, virüsü kontrol etmeye ve hayat kurtarmaya devam etmeliyiz dedi. Öte yandan Avrupa'da en çok korona ölümlerinin yaşandığı Birleşik Krallık'ta son bir gün içinde 3.923 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 219.183'e ulaştığı açıklandı. Evet, COVID-19'la ilgili gelişmeler bizim ülkemizde, dünyada olduğu gibi Güney Kıbrıs'ta da onları da çok yakından ilgilendiren bir konu. Zaten dünyayı yakından ilgilendiriyor COVID-19'la ilgili gelişmeler. Biz de Allah'ın kuzeyinde yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak güneydeki makaları çok yakından takip ediyoruz. Bunun birkaç nedeni var. Bir nedenlerden bir tanesi, biliyorsunuz güneyde çalışan işçilerimiz vardır, insanlarımız vardır. Onlar bir an önce kapılarını açılıp da güneye geçip işlerini devam ettirmek istiyorlar. Çünkü para kazanmak zorundadırlar. Diğer bir nedeni ise kapıların açılmasıyla birlikte özellikle başkent Lefkoşa'da Aras'ta esnafını ayakta tutuyordu. Biliyorsunuz güneyden gelip de bu tarafta alışveriş yapan insanlar. Sadece Aras'ta esnafını değil, diğer iş kollarında da çok fazla bir katkıları vardı aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde esnafın gelir elde etmesi bağlamında. Dolayısıyla biz de şimdi tıpkı güneydekilerin kuzeyi takip ettikleri gibi kuzeyde biz de güneydeki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Yine onlarda da veriler akşam saatlerinde açıklanıyor. Şu ana kadar elimizde herhangi bir veri yok ama dünkü verilere göre 1393 test yapıldı ve 6 yeni vakaya rastlandı. Tabii şeyde, güneyde nüfusun fazla oluşundan dolayı ve sanırım biraz daha geç tedbir alma aralarından kaynaklanıyor. Her gün vaka sayısı var ama o güneyde de vaka sayıları giderek azalıyor. Güney Kıbrıs'ta dün 1393 test yapıldı ve 6 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı. Açıklamada koronavirüs salgınından dolayı 73 yaşındaki bir kadının da hayatını kaybettiği belirtildi. Toplam can kaybı sayısının 22'ye yükseldiği Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı ise 898 oldu.
Evet, bu kısa haberimizden sonra yavaş yavaş ilk bölümün sonuna geliyoruz. Programın başında söylemiştim sizlere, demiştim ki bizim çek gönder WhatsApp hattımız var. Bir de bir kez hatırlatayım ben size onu yine. 0533 862 29 29. Şimdi biz bunu daha önce de reklamamızı da yapmıştık Kanal T ekranlarından. Dolayısıyla bazı vatandaşlar bize bazı görüntüler attılar. Ama ben yine tekrar edeyim sizlere. Her türlü görüntüyü, yeter ki insanları rencide edici, hakaret edici içerikleri olmasın. Her türlü görüntüyü, şikayetlerinizi yazabilirsiniz, görüşlerinizi yazabilirsiniz, görüntü gönderebilirsiniz bize. Biz bunları programımızın içerisinde sizlerle paylaşacağız, izleyenlerimizle paylaşacağız. Bugün birkaç tane görüntü gelmişti haber merkezimize. Şimdi onları getiriyorum ekranlarınıza. Jack, come here. Why am I just like anybody? Kapattı camı da. Kaçma be. Döner geri ha. Gel buraya. Seker be Hasan. Kaçma. Evet, avcıların av maceraları bitmez. Burada da avcı vuramadığı tavşanı bari elle yakalayın diye peşine düşmüş. Biraz tebessüm her zaman için iyidir diyorum. Programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra Koordinasyon Konseyi Başkanı Sayın Sibel Siber bizimle birlikte olacak. Aradan sonra yeniden birlikte olacağız. Kıbrıs Türkü'nün kanalı Kanal T, tüm yayın platformlarında yayınlarına hız kesmeden, kesintisiz olarak devam ediyor. Tüm canlı yayınlarımız, yayınlanmış programların önceki bölümleri, gündemdeki haberler ve daha fazlası kanalt.com ve sosyal medya hesaplarımızla her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşarak
izlenilir ve takip edilir olmaya devam ediyoruz. Uydu yayınlarının yanında kanalt.com, sosyal medya hesapları, telefon uygulamaları ve Radyo T üzerinden yayınları kesintisiz ileterek her geçen gün izleyici sayısını arttırıyoruz. Siz de firmanızın bu geniş kitlelerle buluşması, tanınır ve bilinir olmasını istiyorsanız bize ulaşın. Kanal T, Kıbrıs Türkü'nün kanalı. Mart 2000 doğumluyum. Güzel Yurdun Aydınköy ilçesinde oturuyorum. Turizm aşçılık okuyorum. 11. sınıfım. Hareketli, merhametli, duygusal, neşeli ve pozitif bir insanım aşırı derecede. İnsanları mutlu etmekte insan mutlu olabileceğini düşünüyorum. İnsan içi böyle bir ferahlıyor ve kendini sanki özelmiş gibi hissediyor. Kendini bir iyi insan olduğunu hissediyor. Ve böyle bir şey yaptığı zaman insana daha da yakışıklı geliyor. Bazı insan vardır inanabilir, bazı insan inanmayabilir. Çünkü ben mesela ilk duyduğumda inanmamıştım, kendim yaptığımda inandım. O küçücük çocuğun o gülümsemesi, o gözlerinin içindeki mutluluk gerçekten yani inanılmaz şekilde. Yani ben bugün hissettim onu gerçekten. O insanın mutluluğu anlatılmaz yaşanır ya. Ben Zeynep, İyilik Gönülleri üyesiyim. İnsanları mutlu etmek için çok bir masrafa gerek yok. Sadece tek bir gülümseme insanları mutlu edebiliriz. Yeni umutlar, yeni yardımlar sağlamak için birlikte el ele verelim. Uzun yıllar taşıdığı dürüstlük ve sadakat ilkelerinden taviz vermeden müşterilerine en kaliteli, en güvenilir ürünleri en ucuz fiyatta sunmaya çalışan Aircam Trading, ada genelinde 2018 yılıyla kurulumlarını hızlandırdığı güneş enerji sistemlerinde 2020 yılı başıyla yüksek verim ve güçteki panellerini kullanarak gerçekleştirdiği arazi kurulumları ve orta büyük ölçekli sistem kurulumlarıyla toplam 16.27 megawattlık kurulu güce ulaşmış bulunuyor. Tüm projelerinde Solar Inverter'de tek yetkili satış ve servis partneri olduğu Pronius marka inverterler kullanılmıştır. Arazi kurulumlarıyla yılda toplam 11.550.000 kilogram karbon salınımı engellemesiyle doğaya 948.000 ağaç kazandırılması öngörülmektedir. Aircam Trading Limited bu ülkeden aldığını bu ülkeye vermeye azmetmiş, ülke ekonomisinin küçük girişimlerin büyük birikimlere dönüşmesiyle kalkınacağına inanan insanlar tarafından kurulmuştur. Bu amaçla daha şimdiden bazı ürünlerini kendi etiketiyle sunmanın gururunu yaşamaktadır. Aircam Trading Limited. Boyası olmak hedefiyle 1953'te İstanbul'da İnşaat Boyaları Fabrikası'nın kuruluşuyla yola çıkan ÇBS yıllar içinde üretim ve ticaret hacmiyle, üstün ürün kalitesi ve çeşitliliğiyle en güven duyulan boya markalarından biri olmuştur. ÇBS Boya ve Yapı Kimyasalları markası 2017 yılından bu yana 16 grup bünyesinde kurulan ÇBS Satış ve Pazarlama Limited'le başta Kuzey Kıbrıs ve tüm yurt dışı faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Katıldığımız İngiltere Birmingham Construction 2018, Almanya Köln Farbe 2019,
Rusya Moskova Mosfield 2019 ve Sırbistan Belgrad Sebe 2019 fuarlarıyla ÇBS ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarını dalgalandırmış, gücünü tanıtmış, yurtdışı müşterileriyle buluşulmuştur ve buluşulmaya devam edecektir. ÇBS markası olarak üstün ürün kalitesi ve ülkemiz şartlarına adapte edilmiş ürün performansları, ücretsiz yüzlerce renk seçenekleri, üstün hizmet anlayışı, hem satış hem de satış sonrası destekleriyle öncülük etmeye devam etmektedir. ...2018 yılından günümüze 1350 profesyonel boya ustaları, 350 karar verici mimarları ve mühendislerle ürün eğitim seminerlerinde bir araya geldik ve gelmeye de devam edeceğiz. Bu prensiplerle yola çıkarak doğru ürünleri doğru yerde ve doğru şekilde uygulanmasına destek vermeye devam ediyoruz. İnsanların yaşadıkları mekanlarına değer katmaya, çözümler üretmeye ve hayatlarına renk katmaya sürdüreceğiz. Kart kazandırmaya devam ediyor. Markalar işbirliği kampanyası yepyeni marka ve ödüllerle Alped farkını hissettiriyor. Uçak biletinden sigortaya, oyuncaktan iletişime, mobilyadan teknolojik ürünlere, tatilden tekstile, takıdan eğlenceye yüzlerce ödül sizleri bekliyor. Alped Club kartınızla yapacağınız 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde kazanma şansı yakalayın. Tutkumuz hiç tükenmez. Her gün doğumunda biliriz, yükümüz daha da ağırlaşır. İnanç ve güven kolay kazanılmaz. Sorumluluğumuzun ağırlığını biliriz. Olmaz, yapamazlar denilen zamanlarda, elde avuçta yokken, çiftçi tarlasını ekecek tohum bulamaz, hayvancının sütü elinde kalırken kolay mıydı sessiz kalmak? Elini taşın altına koymamak ve susup öylece beklemek olur muydu? Elde avuçta yokken dar günlerin içinde bir dost gülümsemesi olabilmek, bir defterdeki basit bir ifade olup birikimleri çoğaltabilmek, güveni boşa çıkarmamak için yıllarca çalışmak ve sırtlamak bir toplumu. Kaç zaferi, kaç başarı öyküsünü eklersin arka arkaya? Peki kaç hikayede hak görürsün kendinde pay sahibi olarak? Çalışanın alın terinde, kıt kanaat biriktirilen her kuruşta, tarladaki her tohum tanesinde, onurla taşırız biz pay sahipliğimizi. Biz yatırımlarımızı çocuklarımıza yaptık. Biz gençlerimiz için çalıştık. Biz var olmak, bir olmak için yol aldık hep. Yükümüz ağır dedik. Farkındayız. Halkımız ile yarattığımız katma değerdir bizi bir arada tutan. Bizi bir arada tutan ailenizin parçası gibi sahiplenilmektir. Kooperatif ruhu ile dile kolay. Tam 60 yıldır büyük badireler atlattık. Tam 60 yıldır her evin bir parçası olduk. Tam 60 yıldır sizinle var olduk. Kuzey Kıbrıs'ın lider bankası Kopbank 60 yaşında. Bir boyayı kaliteli yapan nedir? Küf ve mantar oluşumunu engellemesi, antibakteriyel oluşu, mükemmel beyazlığı. Hepsi Permomax antibakteriyel tavan boyasında. Permolit boya. Permolit Kıbrıs genel distribütörü Eco Paint.
Kantara Gıda. Yüzyıldan fazla varlığını sürdüren Kantar adı, hepinizin bildiği ve sevdiği kaliteyi sizlere sunmaya devam ediyor. Üstelik bunu tadını bozmadan ve yerel ürünlerimiz ile hazırlıyor. Reçeller, macunlar, ballar, zeytinyağlar ve onlarca köy tadında hazırlanan yerel ve geleneksel ürünlerimiz Kantara Gıda'nın gururla sunduğu ürünlerdir. Çocuklarınıza, ailenize ve sevdiklerinize güvenle sunabileceğiniz yerel bizden olan ürünlerimiz aynı zamanda çok değerli birer hediyedir. Geleneksel ürünlerimizle ilgili bilgi almak ve daha fazla ürün çeşidimizi görmek için bizi takip edebilirsiniz. Kıbrıs'ın yöresel ürünleri doğadan sofranıza Kantara Gıda ile geliyor. Kıbrıs'ın, Kıbrıs'ın, Kıbrıs'ın güzel kızı. 1890 yılından beri Kantara Gıda. Göksun Temizlik'le yaşam alanlarınız tertemiz. Ev, iş yeri, inşaat sonrası temizlik ve tüm cilalama işlemleriyle hizmetinizde. Uzman ekip ve teknolojik ekipmanlarımızla Kıbrıs halkına ve her ölçekteki şirketimize 7/24 ekonomik ve dürüst hizmet sunuyoruz. Göksun Temizlik, Kıbrıs'ta temizliğin adı. Yeniden haber zamanında birlikteyiz sayın seyirciler. Programın başında anons etmiştim, hatırlayacaksınız. Demiştim ki Londra ile bir bağlantımız olacak. Ceyda İsmail isimli bir Londra'da yaşayan bir kardeşim bizle bağlantı yapacaktık. İnternetin azizliğine uğradık. Mesaj attı bana. Orada bulunduğu yerde internet çok kötüymüş. Dolayısıyla ilk gün internetin azizliğine uğradık. Bu da bize bir nazar boncuğu olsun diyorum. Ve konuk bölümümüzde yine söylemiştim. Başbakanlık Koordinasyon Konseyi Başkanı Sayın Sibel Siber bizimle birlikte. Sibel Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun diyorum öncelikle programınızın. Teşekkür ediyorum. Tabii. Çok sağ olun. Evet, sağ olun. İyiyiz. Sizler nasılsınız? Biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Çalıştıkça iyi oluyoruz. Öyle evet, söyleyeyim. Evet. Biraz program öncesi de sohbet ettik bu konuda. Evet. Gerçekten çalışma bir nevi terapidir. Yani biz hep bunu söyleriz tıpta da. Çalışmak, üretmek insanı daha huzurlu, daha mutlu, daha kendiyle barışık yapar. O nedenle iyi olalım, çalışalım, çalıştıkça da iyi olalım. Birbirini pozitif etkileyen iki olay. Evet, çalışmak insanı daha huzurlu, daha mutlu yapar, daha pozitif olur insanlar dediniz. Siz de aynı şekilde zaten bir cumhurbaşkanlığına adaylık konusu olmuştu. Günlerin evet. Haftalarına gündemde kalmıştı ve çok da çalışıyordunuz. Açıklamalarınız da vardı bu konuyla ilgili. Ama sonra en sonunda bu ülkenin en çok ihtiyacı olduğu bir kurumun başındasınız şu anda. Evet. Koronavirüsten bahsediyorum tabii ki. Şöyle başlayalım mı diye düşünüyorum sohbetimize. Evet, belirli bir süre geçti ve galiba bugün 24. gündür. Evet. Yapılan testlerde pozitif vaka sayısı çıkmıyor. Bu sevindirici. Yani ben birey olarak bunu sürekli her gün dört gözle bekliyorum bakayım ne çıkacak diye. Çünkü komşumuz güneyde, evet, onlarda da vaka sayısı gittikçe çok düşüyor. Uzandı, tabii. Ama her gün yeni bir pozitif vaka var onlarda. Arada bir de birilerini kaybediyorlar. Herhalde onlar da yaşlılardır ve insanların bu kayıpların nereden kaynaklandığı, daha çok nereden kaynaklandığı ile ilgili de konuşmak isterim sizinle. Şimdi bundan söz etmişken normalleşme süreci başladı gibi görünüyor. Hatta ben şeyi çok yadırgıyorum. Bizim insanımız çok fazla normalleşiyor. Evet. Çok açılıp saçılıyoruz. Her nedense bir anda yaşadıklarımızı bir buçuk ay boyunca herkes ellerine kapandı. Tabii rica ise sadece alışverişten başka hiçbir yere gitmedik. Ama bir anda şimdi bazı iş yerleri açılmaya başlayınca sokaklara bakıyorum, insan kaynıyor. Evet. Araçtan geçilmiyor. Yani şöyle bir durum var. Yapı olarak tabii ki Akdenizli özelliklerimiz var. Bir anda hani kapanma olayına da çok sıkı riayet ettik aslında. Yani evet. Çok
güzel uyduk kurallara. Ama şimdi çok güzel bir başarı ve bence başarının esas odağı veya merkezi halkın gösterdiği bu gerçekten sabırlı evlerinde bekleyiştir. Büyük bir maddi manevi fedakarlıktı bu her bakımdan ve bu yapıldı neredeyse iki aya yakın bir zaman içeride kalındı. Şimdi normalleşmeye adım atıldı. Daha birinci evresindeyiz bu normalleşmenin. Bunlar da dört evreye ayrılmıştır. Yani birinci evrede işte zaruri olan, açılması gereken ve bulaş riski minimum olan yerlerin açılması, insanların benim elmas diye tabir ettiğim kurala uyulması, elmas kuralı, işte el hijyeni, mesafe ve maske, bunları baş harflerinden akılda kolay kalması için elmas kuralı diye nitelendirdim. Bu kurallara uymak ve bir araya gelmemek, yani insanlarla dışarıda, evimizde, işte eski sohbetler, eski birliktelikler, eski işte yemek yemeler, ortamlarda bulunmalar daha çok erken. Tabii ki inşallah gelecek onlar da çok yakın bir zamanda. Çünkü gördüğümüz gibi süreç olumlu gidiyor. Ama hekim olarak, bir de hekim olarak şunu söylemem gerekir. Hekimlikte bir hastanızı tedavi ederken, iyileşmeye doğru giderken artık tamam iyileşti demezsiniz ta ki son olarak bütün semptomlar, bütün belirtiler, her şeyi ortadan kalkıncaya kadar. O nedenle bunu da bir rahatsızlık süreci olarak düşünürsek, bir hastalık süreci olarak düşünürsek, şu anda bu hastalık tamamen iyileşmemiştir. O nedenle temkinli olmaya devam etmemiz gerekmektedir ve kurallara sıkı sıkıya uymamız gerekmektedir. Birinci aşama dediğimiz bu aşama 15 günlük bir izleme süresi var. Yani biz 4 Mayıs'ta açıldı, normalleşme sürecine adım attık. 15 günlük bir izleme, yani 20 Mayıs'a kadar ne olacağı, nasıl olacağı, nasıl bir sonuçlar alacağımız çok önemlidir ikinci evreye geçmek için. Yani eğer bu 15 günlük sürede vaka sayısında pozitif vaka sayısı başlarsa olmaya, işte ateşli insanların hastanelere, acillere, hekimlere müracaatı artarsa, o zaman veya akciğer öksürük şikayetleriyle müracaatlar artarsa, bütün bunlar bizim için bir alarm olur. Bütün arzumuz ve amacımız artmaması. Ama bu sadece dilekle, arzuyla olmaz. Gereken kuralları yerine getirmek gerekiyor. Nedir? İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği, en yakın işte Türkiye'deki açıklamalar, yurt dışında İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Amerika, bütün bu ülkelerin bu açılım sırasındaki uyguladığı kurallar. Şimdi şöyle bir durumda var. Doğru kural hangisidir? Doğru diye bir şey yok aslında. Her ülke kendisine göre, kendi şartlarına göre uygulama yapıyor. Her ülkenin kendine göre bir doğrusu var. Mesela bizim ülkemizde bu kadar gündür pozitif vaka çıkmaması, bu pozitif vaka olmadığı anlamına geliyor mu? Bir tıp mensubu olarak hayır. Yani bu kadar işte kesin konuşamam. Bu anlama gelmiyor. Yani ama hep bu tahliller hatalı mı? Hayır. Öyle olsaydı, yani böyle ciddi bir bulaş ve ortamda bayağı COVID-19 taşıyıcısı olsaydı, şu veya bu şekilde bir ateşli hastalıklarda artış olması gerekirdi. Sayın Bakan'ın açıklamasını dinlediğimiz zaman, ateş polikliniğine veya acil servise ateşli hasta müracaatının çok az, yani çok olması gerekenin bile altında olduğu bilgisi var. Bütün bu bilgileri yan yana koyduğumuzda o zaman şu anda gerçekten iyi bir durumdayız ama bu iyi durumun devam etmesi de bizim yine halka büyük sorumluluk düşüyor. Bizim uygulayacağımız tedbirlere bağlıdır. Evet. Peki bu tedbirlerden bahsedeceğiz tabii ki. Evet, biz basın mensupları olarak bunları biliyoruz sürekli takip ettiğimizden dolayı ama ben istiyorum ki vatandaş da bizi izleyenlerine tekrar hafızalarına yer etsin. Çünkü herhalde doğru bir tespit olur bu. COVID-19'la mücadele aslında normalleşme başladıktan sonra tam anlamıyla başlayacak. Çok doğru.
Mesela biz içeride kapalı olduğumuz dönem vardı. İşte 4 Mayıs'a kadar olan dönem. Bu evde kal dönemiydi. Evde kal dönemi en risksiz dönemdir. Yani bulaş riskinin en minimuma indiği dönemdir. Çünkü içerideydik. Dışarıda olan da belli bir kesim vardı. Tabii ki o kesimlerde işte bu testlerin yapılmasını önermiştik. O dışarıdaki kesime de. Şimdi o testler başladı. Ama şöyle bir durum var. Birinci evreden yani evde kal döneminden ikinci döneme geçtiğimizde ki şimdiki dönemdir bu. Bu dönemde bu bulaş riskinin arttığı dönemdir. Ve bu dönemde birinci dönemde yapılan testlerin kat kat fazlasının yapılması, tedbirlerin özellikle temas takiplerinin artırılması ve kişilerin, bireylerin çok daha dikkatli olması öneriliyor. İkinci evre en riskli evredir. Birinci evre evde kal, risksiz. İkinci evre riskli. Üçüncü evre aşının bulunduğu veya toplum bağışıklığının arttığı evredir. Dördüncü evre bitmiştir her şey. Yeni bir pandemiye karşı ülkelerin hazırlık evresidir. O nedenle riskli evrede yani ikinci evrede ne önerirsiniz? Ne yönden risklidir? Şimdi baktığımız zaman sokağa riskin ne kadar yüksek olduğunu görürüz. Bir defa insanlar temas halindedirler. İşte iş yerleri açılmıştır. Yani çok yüksek oranda bir iş yeri açılması ve bir hareket vardır. Yani kapılarımız açılmıştır, dışarıya çıktık. Temas ediyor durumdayız. O nedenle bu evreyi en iyi şekilde atlatabilmek gerekiyor ki geri adım atılmasın. Yani geri adım hem maddi olarak, ekonomik olarak, hem manevi olarak bir çöküntü, tam bir çöküntü yaratır. Şimdi bir çöküntü var mı? Var. Ekonomik olarak büyük bir çöküntü içinde miyiz? Evet. Bu ekonominin canlanması gerekiyor mu? Evet. Ekonominin canlanması için toplum sağlığında yeni bir riskin, yeni bir endişenin veya yeni bir tehdidin ortaya çıkmaması gerekiyor. Sıklıkla dikkat ederseniz hekimlerin, uzmanların aman ikinciye karşı hazırlıklı olun uyarısı var. Şimdi bizde birinci dediğimiz salgın yaşandı mı? Hayır, yaşanmadı. Bunu açıklıkla söyleyelim. Yani biz bir salgın atlatmadık. Biz Ocak ayında salgın gördük. Yani bir gripal enfeksiyon salgını vardı. Evet. Bununla ilgili hatta geriye dönük acaba bunların arasında COVID vakaları da var mıydı diye soru işaretleri var mı hekimlerin kafasında? Var. Zaten olması da gerekir. Bir hekim veya bu tür bilimle uğraşan insanlar bunu sorgulamalıdır. Bizde yoktu denemez bilimde. İspatlamak dönük, gerekir. Evet. Geriye dönük tarama yapılması gerekiyor. En basiti ve en ucuz tarama nedir? Hiç maddi külfet bırakmayacak bir tarama. Eski ağır zatürre vakaları, hastanede yapmış zatürre vakalarının tomografilerinin incelenmesi. Çünkü biliyoruz ki COVID tanısında testlerden daha kesin bilgi veren tomografidir. Testlerle ilgili çok soru işareti var. Doğrudur. Mesela Ege Üniversitesi'nden bir araştırmayı anlattığı bir hekim arkadaşım iki gün önce bana COVID vakalarının ancak 1/4'ü pozitif PCR testi verdi. O pamukla alınan. Neden? Çünkü tam olarak o burundan girip nazofarenksteki o virüsü olduğu materyali alamama durumu veya orada değildir artık virüs aşağıya inmiştir, akciğerlere inmiştir. Ama hastadır, COVID'dir ama siz yaptığınızda test negatiftir. Bu durumda akciğer tomografisi kesin tanıyı gösterir. Çünkü bu virüsün akciğer tomografisinde çok özel bir görünümü vardır. İşte her iki akciğerin altında, bazalında dediğimiz alt loblarında buzlu cam görüntüsü ki buna özgü. Dolayısıyla geriye dönük taramalar yapıldığında Türkiye'de de işte Cerrahpaşa'dan da bir arkadaşımın bana attığı bir yazı var. Onlar da Ocak ayında COVID olduğunu geriye dönük tespit ettiği vakaları var. Şimdi bizde de bunun
Çok rahat yapılması gerekiyor. Üniversite hastanelerimizde yatanlar oldu. Özel hastanelerimizde yatan pnömoni vakaları, zatürre vakaları oldu. Devlet hastanesinde oldu. İşte hekimlerimizin bunları geriye dönüp taraması bize bilgi verir. Başka nasıl olabilir? İkinci, ELISA yöntemi dediğimiz antikor testidir. Bu antikor testi şöyle bir bilgi verir size. Siz bir hastalık geçirdiğinizde o hastalığa özgü kanınızda bir takım proteinler oluşur. Bir takım savaşçı maddeler oluşur. O maddeler kalır. Ne kadar kalır bilmiyoruz. Her hastalığın kendine özgüdür o kalışı. Ömür boyu kalanlar var. Ömür boyu kalanlar sizin bir daha o hastalığı geçirmemenizi sağlar. Mesela su çiçeği geçirdiyseniz, su çiçeğine karşı oluşan antikorlar sizin vücudunuzda ömür boyu kalır ve siz bir daha su çiçeğine yakalanmazsınız. Kızamık da öyledir. Kızamıkçık da öyledir. Grip öyle değildir. Grip de kalır, evet bir takım antikorlar kalır ama bu antikorlar hem ömür boyu kalmaz hem de grip virüsü bu virüs gibi kendini değiştirdiği için kalan antikorlar da %100 o virüsü öldürme niteliğini taşımaz. Halbuki kızamıkta oluşan antikorlar, vücudumuzda oluşan antikorlar bu kızamık virüsünü girmeye çalışırsa tekrar vücudumuza öldürür. O nedenle COVID ile ilgili henüz net değildir durum. COVID ile ilgili antikorlar oluşuyor mu? Oluşuyor. Tespit ediliyor mu bunlar? Evet. Şimdi biz nasıl bir tarama yapıyoruz ülkemizde? İşte antikor taraması yapıyoruz aslında biz. Hızlı test taraması yapıyoruz. Kan tahliliyle. Kan tahliliyle. Eğer bu kan tahliliyle yapılan taramalar, eğer siz virüsü almışsanız ve üzerinden bir hafta geçmişse pozitif çıkar. Evet. İzah edebildim mi? Eğer siz virüsü almışsanız ve 2 gün sonra veya 3 gün sonra ben size bu tarama testi, kan tahlilini yaparsam negatif çıkar. Ve hiçbir tarama %100 mevcut sayıyı göstermez. Mesela bugün 1300 kişiye tarama yapıldı. Eğer bu 1300 kişi de negatif çıkmışsa, sıfır, bu demek değildir ki bu 1300 kişinin hiçbirinde virüs yoktu. Bu 1300 kişinin virüsü almış olsalar da üzerinden en az bir hafta geçmiş olması gerekiyor ki pozitif göstersin. Bu testlerin böyle bir yanlışlığı var. Bir de yanlış pozitiflikleri de var. Yani pozitif veriyorlar ama bazen çapraz reaksiyon. Yani başka bir virüs geçirdiyseniz onun antikoruyla benzer reaksiyon da verebiliyorlar. Böyle bir durum var. O nedenle bizim rehavete kapılmamamız lazım. Bugün 2000 hasta yapıldı. Bugün 1700 sıfır. Sıfır tamam bu testlere göre ama. Ama bu demek değildir. Toplumda COVID taşıyıcı kimse kalmadı, sıfırlandık. Bunu kimse söyleyemez. Öyle de olabilir, evet. Öyle de olabilir. Ben de onu ama evet. Çünkü şöyle bir şey var, Sibel Hanım, özür dilerim sözünüzü kestim. Bunca zaman geçti, kapılarımızı kapattık, gelişler gidişler durdu. Doğal olarak yani 1,5 aylık bir süreden, 2 aylık bir süreden söz ediyoruz. Bu 1,5-2 aylık sürede X kişi eğer ki o virüsü almış olsaydı, rastgele bile olsa bu yapılan şeyle testlerde ortaya çıkacaktı değil mi? Şimdi şöyle bir durum var. Siz virüsü aldınız. 1,5-2 aylık sürede virüsü aldınız. Sonra siz virüsü bir başkasına verdiniz. 14. gün veya 18. günde verebilirsiniz. 19. günde. 18. gün bir başkasına verdiniz. Bir başkası aldı virüsü. 15. gün bir başkasına verdi. O da 15. gün bir başka. Dolayısıyla aylar geçti ama virüs yaşıyor. İzah edebildim mi? Yani şöyle sessiz bakın. Eğer virüsü alan herkes hasta olsa çok daha kolaydır tanı koymak. Evet. Bizim esas konuştuğumuz ve endişe ettiğimiz gizlilerdir, sessizlerdir. Virüsü alıp hasta olmayanlar. Virüsü alıp hasta olmayanın oranı %50. Yani siz virüsü alsanız da 10 kişi virüsü alsa 5'i hiç bilmiyor. Hiçbir şey hissetmiyor. Ne boğaz ağrıyor ne baş ağrıyor. Geriye kalanın virüsü alanların
%98'i çok hafif semptomlarla geçiriyor. Aslında bizim korktuğumuz, endişe ettiğimiz ve bu kadar tedbirler, bu kadar olağanüstü tedbirler, kapanmalar, dünyanın bu hali %2-3'lük bir kesimdir. Onlar hasta oluyor, %3. Bu %3'lük kesiminde %80'i risk grubu onda olanlar. İşte 65 yaşın üstünü olan şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kronik böbrek yetersizliği, immünoterapi, immün sistemi baskılayıcı ilaç kullananlar, kanser tedavisi görenler. Yani bu grup en riskli grup. O yüzden biz şu anda varsa bile hani ortalık hastalıktan mı kırılıyor diye soru işaretleri var. Şimdi ortalık hastalıktan kırılması için mesela şöyle bir durum olması lazım. Bir defa doğru, yani yaygın olması lazım. İkincisi, bu kronik hastalığı taşıyanların, yani 65 yaş grubunun üstünün bulaş olması lazım, bulaşması lazım. Ve hastanelere müracaat etmesi lazım. Şimdi bizim o kesim çok daha iyi korunmuş vaziyettedir. Henüz evdedirler, kolay kolay dışarıya çıkmıyorlar. Özellikle kronik hastalığı olanlar kendilerini çok iyi koruyor. O yüzden şu tabloya bakıp da, bu güzel tabloya bakıp da, zaten bizde virüs yoktur, bizde virüs kalmadı, çok rahat olalım moduna girmeyelim. Stresi, aşırı strese de girmeyelim. Bak bunları da görüyorum. İşte son birkaç gündür hastalarımla yüz yüze konuştuğum zaman çok aşırı stres yükü içinde olanlar da var. Her an bulaşacağım korkusu içinde olan. Çok ciddi bir olaydır aslında. Ciddi bir olay. Yani bu da biliyor musunuz, beyindeki endorfin dediğimiz mutluluk hormonlarını düşürür ve bu hormonun düşmesi vücut direnci düşmesine sebep olur. Bu bağışıklık sistemini düşürür. Çok kırılgan ve çok hassas bir noktaya getirir vücudu. Buna da çok dikkat edelim. Bir de ikincisi, yine şahit olduğum bir olay, çok aşırı miktarda dezenfektanlar kullanmak. Çok aşırı. Mesela bir hastam bana iki gün önce dedi ki, ben dedi işte manavdan aldığım bütün meyveleri ve sebzeleri ilaçlı sularda yıkıyorum. O ilaçlı sular hep toksik. Siz onları biraz bekletirsiniz, kabuğunu soyarak yersiniz veya sirkeli suya koyarsınız. Yani bu kadar aşırı titizlik veya aşırı bu dezenfektanları kullanmak da zararlı. Onlar çünkü inhalasyon yoluyla, nefes yoluyla da vücudumuza girer ve toksik etkileri var. Bizim işte belirlediğimiz elleri su sabunla yıkamak, eğer dışarıdan gelinmişse ayakkabıların değişmesi, dışarıda bekletilmesi, içeriye o ayakkabılarla girmeyelim. Bunun dışında çok aşırı evde kalıyorsunuz, evden çıkmıyorsunuz ama günde 3 kere ilaçlı sularla evler siliniyor, banko, yani bunlar da çok zararlı. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Ve bir de dediğim gibi kurallara riayet edelim. Gençlerle yaşlılarımızı şimdi hemen daha erken buluşturmayalım. Yani 20'sine kadar bekleyelim. 20'sinden sonra, 20 Mayıs'tan sonra çok daha önümüzü rahat görebileceğimiz bir döneme gireceğiz. 20 Mayıs önemli bir tarihtir. 20 Mayıs'a kadar bu az önce söylediklerim, vaka sayısında artış, hastanelere müracaatta artış, zatürre vakalarında artış olmazsa ikinci basamağı dediğimiz bu evrenin bir sonraki açılma dönemine geçebiliriz. Ama şimdi kendimizi koruyalım. Çünkü şöyle bir durum da var bizim ülkemizde. Bu hükümet için demiyorum. Genel olarak yapımızda, bir devlet yapısında otorite boşluğunu hep hissederiz. Çok otorite olur daima. Bizde öyledir. Mesela bakarsınız bir konuda, aynı konuda kaç tane bakan varsa farklı farklı açıklamalar yapabilir. Yani bu ilk defa rastladığımız bir olay değil. Bu salgın döneminde de gördük. Geçenlerde okullarda da gördük. İşte okulların açılmasıyla ilgili bir bakanın başka konuşması, bir bakanın başka konuşması, sonra başbakanın bilim kuruluna soracağım demesi. Belki biraz heyecanlı yapımız veya mikrofon bize dayandığında ve soru sorulduğunda bizim siyasi kültürümüz mutlaka ve mutlaka o soruya yanıt vermek durumunda hisseder kendisini. Mesela herhangi bir konuda soru sorulduğunda benim böyle bir köşe yazımda var.
Yani bir siyasetçinin bu konuda henüz net bilgi sahibi değiliz diyememesi, yani bunu bunu söylerse sanki kendisini aşağıya çeken bir durum olacak gibi bir düşünce. Yani sonuçta bir şey olduğu zaman da işte bakandan söz ediyorsak, evet. Yani müdürüm müsteşar oldu. Ya bu konuyla ilgili şu anda bilgi sahibi değilim dediği an millet diyor ki bu da hiçbir şeyden anlamaz. Yani işte tabii mesela, ki bizim kültür yapımızda da belki hep her şeyi bilen olarak işte bakansa bilmek zorundadır diye düşünülebilir ama o durumda bunun bir ortak akılla bir ekip çalışmasıyla karar verilecek bir durumdur. Şu anda bu konuda benim bir söz söyleme durumum yoktur. Çünkü sizi yanıltmak istemiyorum demek aslında ne kadar güzel bir olaydır. Daha çok güven verir. Evet, bu konuda biz çalışmamızı tamamlayınca kamuoyuna gerekli açıklamayı yapacağız. Bunu söylemek yerine hemen işte okullar ne zaman açılacak durumu, işte Sağlık Bakanı hemen dedi ki bu sene okul yok. Bu sene yok. Yani bunu söyleyip de ondan sonra işte bilim kurulundan sonra Eğitim Bakanı'nın bilim kuruluna soracağım, bilim kurulundan görüş alacağım demesi halkta sürekli bir endişeye yol açıyor. Yani ne olacak? İşte güven erozyonuna sebep oluyor. Bakın daima bir krizi ne kadar başarılı yönetirseniz yönetin. Eğer iletişimde sorun yaşıyorsanız veya iyi anlatamıyorsanız veya anlattığını zannediyorsunuz ama algılama konusunda o algıyı yeterince verememişseniz bu kriz yönetimi sonuçları ne kadar güzel olursa olsun başarılı olarak addedilmez. Evet. Hep soru işaretleri olur. Evet, ben bir polemik konusu yaratmak istemiyorum tabii bu konuyla ilgili ama mesela burada şimdi bir konuyla ilgili, evet, bahsettiğimiz COVID-19'la ilgili kişisel görüşlerinizi siz de söylersiniz ama konseyde alınacak olan karar daha farklı olabilir. Ama burada siz Sibel Sibel olarak elbette ki kendi kişisel görüşlerinizi söyleme özgürlüğünüz vardır. Evet. Ama konseyin kararı farklı, tabii, bir şeydir. Ben şimdi konuyu başka bir şeye getirmeye çalışıyorum. Biraz önce risk gruplarıyla alakalı doyurucu açıklamalarda bulundunuz. Peki kan grubunun etkisi var mı COVID-19'un yayılmasına? Bu konuyla ilgili işte bilimsel verileri falan araştırdığımızda, evet, ne var elimizde? Yani kan grupları, şimdi çeşitli yayınlar var. Yayın demeyeyim ama çeşitli hipotezler var ortada. İşte acaba genlerle mi ilgilidir bu? İşte hep başta çıktıydı. İşte bizim genimize göre değildir bu virüs. Bizim genlerimiz bu virüse dayanıklıdır veya işte filan kan grubu olanlar daha az yakalanır. Şimdi şöyle, A kan grubu dünyada en fazladır. Dolayısıyla A kan grubu da olanları eğer tespit edilmişse ki bu hastalık en fazla A kan grubundadır. Yani bu bir kriter olamaz. Hatta ben şunu da söyleyeyim. Yüksek tansiyonda mesela bu virüs yüksek tansiyonu olan kimseleri daha kötü etkiler deniyor. Ama en fazla 65 yaş grubunun üstünü kötü etkiliyorsa ve 65 yaş grubuna da baktığınızda daha çok 65 yaş grubunda yüksek tansiyon olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu gördüğünüzde acaba yüksek tansiyon burada gerçekten bir kriter, bir kötü etkisi mi vardır? Yoksa zaten bu grupta yüksek tansiyon vardır. O nedenle yüksek tansiyonda bir kötü kriter olarak belirlenmiştir. Yani bunlar zaman ister daha. Birçok dünyadan, birçok ülkesinden veriler toplanıyor ve sürekli bir webinarlarla, bu iletişimle işte Çin'deki doktorlar, hocalar, İtalya'daki hocalar, Amerika'daki hocalar, Türkiye bir araya gelip bu webinarlarla görüş alışverişi yapıyorlar. Mesela şöyle bir şey, ilk çıktığında bu virüs klinik belirtileri ne denmişti? Ateş, öksürük, nefes darlığı. Evet. Bu üçü. Bunu sorguluyorduk. Algoritması buydu. Sonra ne çıktı? Koku almama duyusu yapıyor ve tat bozukluğu yapıyor. Dördüncü eklendi. Koku almama, tat bozukluğu. Sonra ishal yaptı, ortaya çıktı. Çünkü bu virüsün bağlandığı bir takım reseptörler var. Onlar, onlara bağlanıyor ve üreme yapıyor. Onlar hangi organdaysa o organla ilgili şikayetler ortaya çıkıyor. Midedeyse, midede var, kusmalar yapıyor. Bağırsaktaysa ishaller yapıyor. Bu defa dendi ki kusma ishalle bir şikayeti bunun. Yani bu da var. Sonra baktılar ki boğaz ağrısı. Yani sadece boğaz ağrısı var.
boğaz ağrısıyla doktora gidiyor ve test yapılıyor. Pozitif çıkıyor. Sonra baktılar ki hiçbir şikayet yok. Sadece baş ağrısı var. Eklem ağrıları var. Ve halsizlik var. Kas ağrıları var. Ateş yok. Baş ağrısı var. Halsizlik var. Eklem ağrıları var. Yine pozitif. Son olarak İtalya'da çocuk doktorları baktılar ki çocuklarda ve gençlerde ayak baş parmaklarında, ayak parmaklarında daha doğrusu morarma ve su çiçeğine benzer mor mor lezyonlar. Cildiye'ye gönderdiler falan. Sonra test istediler, COVID testi ve pozitif çıktı. Ve bir süre sonra bu çocuklarda ateş şikayetleri başladı. Yani COVID'in diğer belirtileri de başladı. O nedenle daha bu virüsle ilgili net olarak bütün bilgilerimiz tamam değil. Mesela kalıcı bağışıklık bırakıyor mu? Tamam değil o bilgiler. Belki de kalıcı bağışıklığı 3 ay, 4 ay, 5 ay sonra belki antikorlar kaybolur. Bunları da bilmiyoruz. Ama şanslı olduğumuz bir durum var. Bugün dünyanın bir üniversitesi, mesela John Hopkins çok yayın yapıyor. John Hopkins'in bugün bir saat önce yaptığı yayını biz burada görüp okuyabiliyoruz ve değerlendirebiliyoruz. O nedenle iletişim çağının yarattığı bir pandemi var. Çünkü insanlar arasındaki hızlı hareket, dünyadaki bu hızlı hareket bunun bir anda bütün dünyaya yayılmasına sebep oldu bu virüsün. Ama yine teknolojinin bize sağladığı, bu iletişimin sağladığı avantajları klinisyenler, hekimler, uzmanlar, araştırmacılar hepimiz bunlardan yararlanıyoruz. Ve bu bilgiler ışığında nasıl yol almamız gerektiği konusunda hem biz bilgileniyoruz hem de işte halkımızı bilgilendiriyoruz ki en az zararla bu işi atlatabilelim. Tabii bu COVID-19'la mücadele çok pahalı da bir iş. Oldukça pahalı bir iş. Mesela bir yerde okumuştum. Dünya liderleri bu iş için 7,5 milyar euro ayırmışlar. Demişler ki işte biz bu kadar katkı yapacağız. Ama Dünya Sağlık Örgütü diyor ki hayır diyor, bu yeterli değildir. Daha fazla olması lazım. Yani çok kapsamlı bir olay bu. Şimdi bundan yola çıkarak şunu sormak istiyorum son olarak. Çünkü yavaş yavaş süremizin de sonuna geldik. Biz şimdi konsey olarak ne yapıyoruz? Evet, elbette dünyadaki gelişmeleri falan takip ediyoruz ama bizim konsey yolumuz ne? Şöyle, burada biraz sitemkar da davranacağım. Çünkü hep eleştirdim, hep söyledim. Çünkü devlet yönetiminde de bulunmuş bir kişi olarak en büyük aksaklığımızın kurumsallaşmama olduğunu ve bir de siyasi kültürümüzde ekip ruhuyla, ortak akılla çalışma kültürünün olmadığını hep vurguladım. Ve şimdi de burada, bu dönemde de bunu gördüm. Bu döneme mahsus bir olay değildir. Bunu bir daha vurgulamak istiyorum. Geçmiş dönemlerde de ekip ruhu, ortak akıl çalışmasının çok çok nadir olduğunu, çok az olduğunu biliyorum. Birçok örnekleri var. İnşallah bir kitap daha çıkacak. O kitapta da bunlardan örnekler vereceğim. Ama burada da maalesef biz bunu yakalayamadık. Mesela bir bilim kurulundan bahsediyor Sayın Başbakan. Diyor ki bilim kurulu yanıt verecek diyor. Sayın Eğitim Bakanı diyor ki bilim kuruluna sorduk diyor. Eğitim Bakanı diyor ki bilim kurulundan görüş aldık. Sağlık Bakanı diyor ki benim kendi bilim kurullarım vardır. Eğitim Bakanı diyor ki ben Tabipler Birliği'nin bilim kurulundan aldım. Başbakanın kendi bilim kurulu var. Ve bu bilim kurullarının arasında koordinasyon yok. Yani olsun tabii ki, o kadar değerli insan kaynaklarımız var ki bizim. Olsun bu bilim kurulları, herkes çalışsın. Ama sonra bir koordinasyon merkezinde bunlar toplansın, ortak bir görüş çıksın ve bu şekilde bu görüşe göre hareket edilsin. Maalesef koordinasyon merkezi olarak biz bu koordinasyonu sağlayamadık. Yani bu bilim kurulları arasındaki iletişimi sağlayamadık. Ama şöyle bir lüksümüz de yoktur. Madem yok, madem olmuyor, ne yapalım? Yani uğraşmaya da gerek yok şeklinde bir düşüncede olmadık. Bizim koordinasyon konseyinde olan hiçbir arkadaşımız da olmadı. Daha iki gece önce çok verimli bir toplantı yaptık. Ve biz görüşlerimizi, düşüncelerimizi, ürettiklerimizi ya anlatıyoruz, buralarda da anlatıyoruz. Evet. Çünkü bu kültür yapısındayız. Yani böyle bir yapımız var. Kamuoyuna anlatarak da
etkili olabiliyorsunuz. Çok basit bir örnek vereceğim size bununla ilgili. Bizim de yaptıklarımız var. Uçaklarla ilgili dursun diye kamuoyuna açıklamamız var ama çok ilginç geldi bana. Geçen gün Tabipler Birliği Başkanı'nın şöyle bir açıklaması oldu. İşte filan gazete, filan web sitesinin, web TV'de yaptığım konuşmayı Eğitim Bakanı duydu ve Eğitim Bakanı beni, bizim bilim kurulumuzu toplantıya çağırdı. Çok net bir, açık bir örnek. Yani kamuoyuna yapılan bir eleştiri bakan tarafından görülüyor ve bakan bilim kurulunu toplantıya çağırıyor ve görüş istiyor. Bu yanlış mı? Hiç yanlış değil. Ama daha pratik ve daha kolay, daha hızlı ilerleyen yeni yönü neydi? Bu bilim kurullarıyla beraber ortak çalışma. O nedenle biz de çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugün raporumuz çıktı. Bu raporumuzu Sağlık Bakanlığı'na da, Başbakanlığı'na da ileteceğiz. Çünkü direkt muhatap Sağlık Bakanlığı'dır. Belki iş daha kısa, daha hızlı olur. Yani burada amaç, ortak amaç. Bakın burada ne bir siyasettir, ne farklı bir durumdur. Yani burada muhalefetin iktidarı eleştirerek veya yapıcı eleştiri yapmayarak, öneri sunmayarak, iktidarın, şu andaki iktidarın başarısız olmasını isteme gibi, arzu etme gibi bir lüksü olamaz. Çünkü öyle bir durumdayız ki bu durumun başarısızlığı veya kaybedersek bu mücadeleyi hep beraber kaybedeceğiz. İlk defa böyle bir şey var. Şimdi bazen iktidarın başarısız icraatları muhalefete pozitif yansır. Muhalefet eleştirir de eleştirir, eleştirir de eleştirir ve alternatif görünür muhalefet. Halbuki burada kısa dönem içinde hızla sonuç alınması gereken ve toplum sağlığını direkt ilgilendiren bir konu olduğu için burada hiç kimsenin iktidarın, Sağlık Bakanı'nın, Başbakan'ın veya bu konuyla ilgili çalışanların başarısız olmasını isteme gibi bir durumu söz konusu olamaz. Kazanırsak hep beraber kazanacağız, kaybedersek hep beraber kaybedeceğiz. O nedenle şu andaki görevlerde, etkin görevlerde, karar verici mekanizmalarında olan hükümetin, bakanların ve bürokratların eleştirileri, yapıcı eleştirileri memnuniyetle bir katkı olarak dinlemesi ve değerlendirmesi gerekiyor. Yani burada hem iktidara hem muhalefete çok farklı, bugüne kadar olan süreçlerden çok farklı bir görev düştü. O yüzden bu konuda dikkatli davranırsak hepimiz başarıya daha rahat ulaşacağız diye düşünüyorum. Sibel Hanım, çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Evet. Başka bir zaman belki bir süre sonra biraz daha açılım olsun. Belki daha güzel sonuçlardan da bahsederiz. Evet, evet, daha güzel konuları, daha güzel sonuçları dediğiniz gibi konuşuruz diye düşünüyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun, size de başarılar dilerim, iyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Sayın seyirciler, konuk bölümümüzde Koordinasyon Konseyi Başkanı Sayın Sibel Sibel'i konuk ettik. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Yarın saatleriniz 13'ü gösterdiğinde haber zamanıdır deyip lütfen bizi izlemeye devam edin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.